Konfigürasyon dosyalarıyla çalışma. .NET uygulamaları çalışma zamanındaki davranışlarını değiştirmek için konfigürasyon dosyalarını kullanır. Bu konfigürasyon dosyaları uygulama çalıştırılabilir dosyasıyla aynı klasörde bulunur. Şimdi şekildeki solution dosyasına için. Bu çözüm içinde konsol, DLL kitaplığı ve web uygulaması bulunmaktadır. Web uygulamalarında genellikle web.config adında bir konfigürasyon dosyası bulunur. Bu dosya proje şablonuna otomatik olarak eklenir ve ayarları bu web uygulaması tarafından kullanılabilen XML formatında saklar. Dosyaya çift tıkladığınızda XML yapısını görebilirsiniz. Konsol uygulamaları konfigürasyon dosyasına sahip değildirler. Konsol uygulaması içindeki References alanını açtığınızda bu konsol uygulamasının Finance Lib için bir referansa sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu Finance Lib diyelelin de konsol uygulamasında olması anlamına gelir. Şimdi Build menüsündeki Build Solution komutuna tıklayarak Solution içindeki uygulamaları derleyin. Solution panelindeki Show All Files düğmesine tıkladığınızda tüm dosyaları görebilirsiniz. Bind klasörü içindeki Debug klasörünü açtığınızda DLL dosyasının da Exe ile aynı konumu oluşturulduğunu görebilirsiniz. Yapılmak istenen bu DLL'in konumunu değiştirerek farklı bir klasörde durduğunda da konsol uygulamasının çalışmasıdır. İlk olarak konsol uygulamasına konfigürasyon dosyası eklenecektir. Bunun için konsol projesine sağ tıklayın ve New Item komutunu seçin. Açılan penceredeki arama komutuna Config yazın ve Enter tuşuna basın. Oluşturulmak istenen uygulama konfigürasyon dosyası olduğu için Application Config File'ı seçin ve dosya adını değiştirmeden Add düğmesine tıklayın. Kod penceresinde oluşturulan konfigürasyon dosyasını görebilirsiniz. Proje değerlendiğinde konfigürasyon dosyasının adı ne olursa olsun uygulama adıyla aynı olacaktır. Şimdi bu konfigürasyon dosyasına bazı kodların eklenmesi gerekmektedir. Bu kodlar daha önceden yazıldı ve SS klasörü içindeki dosya içinde saklanmaktadır. Şimdi bu dosyayı açın ve kodları kopyalayarak konsol uygulamasının konfigürasyon dosyasına yapıştırın. Buradaki Provide Path ile diğer dosyaları Bind klasöründe araması söylenmektedir. Dosyayı kaydedin ve Build Solution komutuna tıklayarak uygulamayı derleyin. Şimdi derlenen uygulamanın olduğu klasörü açın. Uygulamaya çift tıkladığınızda uygulama çalışacaktır. Şimdi DLL adında bir klasör oluşturun ve DLL dosyasını bu klasöre taşıyın. Uygulamayı şimdi çalıştırdığınızda DLL dosyasını bulamadığı için uygulama çalışmayacaktır. Şimdi konfigürasyon dosyasını bir metin editörüyle açın. Other Files alanında Bind klasörünü DLL olarak değiştirin ve dosyayı kaydederek kapatın. Uygulamayı çalıştırdığınızda DLL dosyasının konumu bilindiği için hatasız bir şekilde çalışacaktır.